Merhaba arkadaşlar, merhaba dostlar. Vahşi Batı'da Arthur'un kaderini ortaklık ettiğimiz hikayesiyle bölüm 23 sizlerle. Beğenip takip edip abone olursanız çok sevinirim. Şimdi nerede kalmıştık? Burada bırakmıştık en son. Bir kamp yaptım. Yine bu noktaya getirdim. Başka da bir şey yapmadım. Şimdi ne yapacağız? Hemen onu özetleyeyim size. Vakit kaybetmeden dışarı çıksana. Çık çık çık. Ne böyle oldu? Şöyle yapalım. Onu takılıyor. Mouse'dan kaynaklı bir şey. Şimdi burada iki tane görevimiz var. Bir, Abigail'la konuşabiliriz. İki, Bill Williams'la banka soygunu yapabiliriz. Ve ya da bunu yapabiliriz. Bu yaşlı adamın hikayesini devam ettirmek istiyorum. Bu ara görevleri bir bitirelim. Ana hikayede ilerleyeceğiz. Yağmurda artık ıslanmasın. Hemen şurayı seçelim. Hem konuşuruz, biraz sohbet ederiz. Arthur'un kaderiyle alakalı neler yaparız? Hikayesini nedir, ne değildir? Haritayı da açayım. Solda görüyorsunuz YouTube adresini. Twitch'i. Discord orada. Onu bir kapatalım mı? Kapatalım. Hadi gidelim. Haritamızı açalım. Tamam. Buradan. Kıyafet değiştirebilir miyiz? İki tane var nedense. Düşünmesinler artık. Hadi böyle gidelim. Olsun. Şimdi öncesinde bölüm 22'de neler yaptık? Lenny ile güzel bir icraatı imza attık. Silahçıların oraya gittik. Silahçılardan işte parayı ve silahı arakladık. Onu satacağız. Şimdi sonrasında ne yaptık? Bir iki tane şey vardı. Aşık vardı. Onlarla alakalı bir görev vardı. Onu yaptık. Grey'lerin oğluydu galiba. Grey'lerin oğluyla diğer ailenin kızı arasındaki bir aşka konuk olduk. Mektup taşıdık, hediye verdik. Sonrasında işte banka soyguna gidiyorduk. Sorun çıktı yayınla alakalı. O yüzden geri save'e dönüp orayı yapmadım. Oh, şey var. Şişmiş bir abimiz. Ne oldu birader? İyi misin lan? Evet, iyiyim. Fransız galiba. Evet. Biz bunu beklemeyiz herhalde, değil mi? Patron diyor, şimdi sinir küpü olacak. Nereye gidiyor bu? Üşüyecek mi? Ne yapacak? Sızlayacak orada. Ben bunu beklemem. Yürü. Hadi Gold kızım gidelim. Ha, ne diyorduk? Lenny'yle güzel hikayesini oynadığımız serimiz. Umarım katkıda bulunmak isterseniz yayınlara girebilir. YouTube'a abone olabilirsiniz. Arthur'un hikayesi gerçekten bir başka. Online'ından tutup her şeyle güzel bir oyun ya. Dinginlik veriyor. Mesela Elden Ring oynuyorum. O kadar şey ki, ürkütücü ve gizemli ki, korkutucu da. Sürekli ölecek miyim? Ölüyorum. Kalkıyor. Ne oldu lan? Ne oldu lan bu adama ne? Sen yürü git, seni takip etmiyorum ben. Acaba yakalasaydık, adamlara verseydik ne olurdu bak. Bu da bir hikaye. What was that? Who the hell are you, boy? I was just passing through. Don't mean to intrude on your politics. Damn jackass. Come on, let's get out of here. Allah Allah. Karışmıyoruz lan, merak ettik, sorduk işte. Herife bak. Ha. Yürü gidelim ya. Evet, God of War'da oynuyoruz işte. Kanalla alakalı.
Yeni de yeni seri olarak birini bitirmem lazım. Ya God of War ya Red Dead'i bitip yeni bir seriye geçmek istiyorum. Bu da hangisi? Bannerlord olacak ama dur bakalım. Bannerlord'un tam sürümüne çıkmaya yakın başlamak istiyorum ki güncelleme yaptığımda sevgim kaybolmasın. Sıkıntı oluyor çünkü. Tamam, burada silah çekemezsin diyor. Bireylerle alakalı şerifiz burada bu arada. Ne kadar güzel değil mi? Yani şu adamı görevini yapıp ondan sonra bire gideriz. Ya da Abigail'la konuşuruz. Seydi'yle bir görev yapmak istiyorum aslında. Seydi kafa kadın. Online'da da güzel bir anımız oldu onunla. Bundan sonra benim kankam. Ona yazıyordum ben aslında. Onunla alakalı bir şeyler olsun. Arthur'la bir şeyler yaşasın istiyordum ama hocasıyla tanışınca yok abi. Bundan sonra Teddy bizim hocasının yadigarı bize. Buna sahip çıkacağız. Buna sahip çıkacağız. Yan gözle bakmayacağız, baktırmayacağız. Teddy iyi bir kadın. Herkes bir gergin vurdu da ya. Ama silah çekemiyoruz. Öyle bir şey var. Biraz hızlanalım mı? Hadi. Kıyafeti değiştireyim de ben. Bir dakika. Farklı oyunlar oynayınca tabii bunlar normal. Hadi. Şapkaya gerek yok. Bakalım şu adamın hikayesi neler olacak. Yaşlı bir adam. Benim hayatımı çaldılar. Her şeyimi elimden aldılar. Diyordu. Hayatımı çaldılar kelimesi biraz ağırdı yani. O yüzden aslında yapmak istiyorum. O yüzden geldim. Sonrasında şeye gideceğiz zaten. Görevimize gideceğiz. Bizim atın durumu ne? At iyi ya, sıkıntı yok. Onur seviyemiz orada gözüküyor zaten. Onurlu bir Arthur oynuyorum ben. Şerefsiz adi bir adam yapmayacağım Arthur'u. Hiçbir zaman da tekrar geri dönüp böyle bir şerefsiz bir Arthur yapmayacağım. Arthur'u seviyorum. Hadi bakalım. Buradan, şuradan. Ha, geldik zaten. Adamın evi buymuş. Banka elinden almış. Hikayesi bu adamın. Aşağıda bir şey var. Kampsun'un saati ve tabanca defterini ara. Arayacağız. I order a Judge Meredith Holden in the courts of the state of Lemoyne. We do Mahkeme hereby emri var. grant repossession of this property and all items Ross herein Bankası'na veriyoruz. Ross Bankası el koymuş. Bay Holden, Joe Holden, Harriet Blackbeauty. 18 Kasım 1895'te yapılmış bu anlaşma. Bu el koyma. Tamamdır. Geri. Bu eve giremiyoruz bu şekilde. Tamam. Arka kapıyı zorları bir de. Giriş yok diye bir şey yok. Gireceğiz yani. Hadi bak. Arthur. Halledelim şu işi oğlum. Ranger, watch, pistol. O da söylüyor işte silah, saat, kitap. Almıyor. Çekmeceyi kapatmayacağım. Ne var? Resim var. Tabak gibi bir şey var. O da resim. İncele. Thanks indeed for your talk to our Sunday school class. Thought you might like this drawing young Josh did of you. He wants to grow up to be just like you. Sam. Resmi alacak halimiz yok. Bu da ailesi galiba. June 7th, 1855. Sevgili beyefendi, hükmün kurtarmaya yardımcı olduğunuz çok aileniz var. For your assistance in the recovery of my property. İyilik yapmış, karşısına bunu yaptım, yapmış adam. Here's Colonel Joshua Nixon. Albay Jack Nixon. Albay Jack Nixon'ın bir hediyesi. Tamam.
Bu da bara bakayım. Ya bu oyun haldır haldır oynanacak bir oyun değil. Bunu da söyleyeyim yani. Kızmayın bana işte oraya gidiyorum buraya gidiyorum. Ama bir gizem varsa bakacağız buna. Burada bir not gibi bir şey var. Dear Jeremiah, there ain't nothing here any value. I wouldn't give you a nickel for it. Come by for a sup of whiskey anytime. Yes. Bilden bir sevgi dolu bir mektup. Şey yok. Silahlar. Silah. Okay. Where is all this old crap? Şurada bir şey var. Öyle ama. Trap door, huh? Aa. Bak orada gizli bir nokta var şöminenin orada. What you doing here? Ne yapıyorsun lan burada diyorlar. İki kişi gelmiş işte herhalde. Bence de sakin olalım. Kimse kimseye bir şey yapmasın. Tabancası adamı. Mal bulanındır. Sıktı. Vay vay. Kardeşe bak sen. Gel lan buraya. Bu bir. Kaybol lan. Öbürü nerede? Bu da iki. Kaybol şerefsiz. Bana pislik yapacaklardı ya. Güzel. Burada bir şey yok. Şerefsizlere bak. Adam direkt sıktı bana ha. Bir sakin ol dedikçe. Evet, dolabı da açmış olduk. O şöminenin oradaki dedik yani resimdeki. Tamam Arthur, gireceğiz oraya. Anlaşıldı. Üstüm başım kan içinde. Direkt şeyi çıkardı yalnız, feneri. Bir şey yok, bunlar evsiz ya. Yürü. Silahı bulduk bu arada. Bu şey yaktı mı artık? Bir şey çıkmasın karşımıza. Bu ne lan? Zincirler. Burada birisini zorla tutuyormuş algısı oluştu bende şu an. Burada bir şey var. İnceleyelim. Well, that's that. I was somewhere near Rhodes when they caught me. Yakalanmışlar. Ayılmayan köpeğin sesi unutmayacakmış. It was 50 lashings yesterday and 50 more to come. I don't think I can take any more. Man said he was doing his job. Funny kind of employment if you ask me, but I suppose you ain't. Lights fading, so that's it for now. I do hope I live to see the end of this war and justice win out. Kırbaç falan. June 64. Haziran 64. 1955 galiba. Wow. God. Adam. Neyin nesi? This your ledger? Alistus. Köle taciri. Rewards. Ödüller 15 Ocak beti 17 dolara adam satıyor. 18 Ocak 12 dolara adam satıyor. 18 dolara adam satıyor. Tek tek kaydetmiş 20 dolar. Çocuk bir de. Vay hadi kahveye bak. Şerefsiz. Tam hadi ya. Buraya baktık.
Bunu aldık ya, buna işim yok benim. Alacak mı acaba? Dur bakayım. Defteri aldık mı? Yok. Burada bir şey vardı, ona baktık biz ama. He, defterini aldık zaten. Tamam, burada bir işimiz kalmadı. Bu tarafta bir şapka var. Şapkaya ihtiyacımız yok bizim. Artık ayağa kalk, ayağa kalk. Saati ve şeyi kaldı. Saat nerede? Niye lan? Adam almayacağım ben de. Notu biliyoruz zaten, baktık. Bir daha bakalım. Baktık mı? Yok, bakmadık ben. Dear Mr. Thompson, after numerous complaints from customers and fellow employees, şikayetler geliyormuş. İşinize son veriyoruz. Demiryolu şirketi sizin gibi adamlara yer yok diyor. Tamam işte, bunu kovmuşlar. Herhalde artık çağ bittiği için Abraham Lincoln köleliği kaldırarak iç savaşı öyle kazanıyor zaten. Kölelerin desteğini alıyor. Benim bildiğim az çok Amerikan tarihi böyle bir şey. God damn it. Told you to stay away from the boy. He don't want this. Heck, none of us want nothing to do with you. Rance. Çocukları da bunu istememiş sonra. Tamam herhalde. Saati maat aldık mı biz ya bunlardan? Çıkart yok. Adam almayacağım da. Buralarda bir şey var. Notlar var. Şerefsiz ya, hayatımı çaldılar diyor. 1870 yılında Bay Thompson. I'm grateful for the help you've given us and the help your pappy and your pappy's pappy gave us before you. These are trying times for all of us. You are in our thoughts and prayers. Yours truly, Colonel J. Nixon, the Ascension Plantation. İlginç şeyler oldu. Ben saati buldum. That's the old watch. Just a stinking pistol. Tabancası nerede bunun? Tabanca elindeydi çocuğun. Notu bulduk. Yerde. Değil mi? Bu değil. Adamın elinde şuradaydı. Oraya at şunu. Burada öldürdüğüme göre. Burada. Tamam. John Marston gibi olduk lan. Tamam, silahı alalım. 3'te 3 hadi gidelim. Nereden çıkacağız? Kapı geldiğini bakayım. Şerefsiz. Arthur hala kızım. Arthur çok kızım. Tamam hadi. Burada bir şey mi var? Yok ya, hadi. Hadi bakalım. Bir de şeye bakacağım. Ev dediğim yanmış yer. Biz burada mı çatıştık? Aa evet. Burada bizi kısırdılar ya. Uncle'ın görevinde. Ah.
Kapka pek olmadı ama dursun şimdi. Hadi. Şimdi nereye gidiyoruz? Ya Abigail ya Bill'le konuşacağız. Haritaya bakalım, uzak mıyız? Aa, burada bir şey var. Ha, adama gideceğiz. Hadi. Yürü Arthur, şu adam pislik adamla bir konuşalım bakayım. Niye köle satıyormuş? Köle dedim, pardon ya. İnsan satıyormuş. Köle ne abi? Köle diye bir şey yok. O bitti. Köle demek doğru değil. Köle kelimesini kullandığımız zaman kölelik bitmiş olmuyor. Anladın mı? Onlar hala köle gözüyle bakıyormuş gibi geliyor. Çaka. Bakayım neymiş bunun derdi. İhtiyar. Biraz saygı göster. Sana mı lan? Meslek sayılmaz o. İşini ve şerefini istiyorum. Şerefli olsaydı o işi yapmadı. Çal saatini. Anlamıyorsun. O pisler her şeyi değiştirdiler. Ben bir işçiyim. Vur duyardım. Onlar bunu benden aldı. Mirasımın üstünlüğünü aldılar. İstiyar. Pisler kurtarılmaz. Böyle bir miras kabul edilemez diyor Arthur ya. Bu miras da bu şerefli bir meslek değil ya. I still exist. Köle tüccarı pes ya abi, git ya. Yok, öldürmeyeceğim ya. Mermiye bile değmez bu şerefsiz. Gidiyorum abi. Ama düşündüm de o kadar acı verdiği insanları görünce. Ölmesi gerekiyor. Bu insan canını yaktı sanmıştım. O insanların adına yaptım bunu bu arada. Kimse köle olmayı hak etmiyor. Tamam. Hallettik. Sıkıntı yok. Biraz sinirlenmiş olabilirim ama gerek de yok. Adamın işini bitirdik. Hadi. Şimdi. Şuradan şuraya gideceğiz de. O kadar işe gerek yok. Ne yapacağız? İneceğiz. Bir kamp kurayım. Kamptan hızlı seyahat yaparım. Böylelikle basıp gideriz. Kampa gitmiyor muydu bu ya? Kampa gitmiyor. Bir daha deneyeyim. Yok, kampa gitmiyor. Neredeyiz biz? Bari Ross'a gidelim. Ross'tan oraya gideriz. Yapacak bir şey yok. Ross'a gitsin ya. Şerefsize bak ya. Hayatımı çaldıkları dediği şey kölelik bitmesi ve köle satamaması. Ya kimsin lan? Şey. Hadi. Burada bir şey çıktı. Hadi bakalım, buna da bakalım. Chiron, hoş geldin. Nasılsın? Dün sana ihtiyacım oldu bu arada. Ne diyor? Kalkma, kalkma. Ne kalkması? Hayır, hayır, hayır. Öyle bir şey yok.
fine day and I apologize for any offense. Özür dilerim oğlum, buna bir şey yapmışlar ve her konuda. Nothing, sir. Nothing at all. Why are you acting so strange? Neden tuhaf davranıyorsun? I'm sorry for any offense. How could özür dileyip duruyor bu adam ya. I have no idea. But I had no idea how I offended the last fellas. And they stole my wagon. Önceki adamları kızdırdığımış ve bir şeyler yapmışlar buna. Arabasını çalmışlar. İnsanlara yardım ediyormuş ama insanlar buna kötü davranmış. Ya da fazla zenci. Rahatsızlık edici. Some know-it-all big city slicker here to demean some good old boys of my fine words. The exact variety of my sins was the source of some conjecture, so they undercut me. That ain't very nice. That was my impression. Still, compared to the gutting, castration, no, hiçbirini tabii ki de hak etmedin yani. Crucifixion they offered me. I felt I got off lightly. Imaginative bunch. Yes. But no great love of my medical practice. Too free with my wisdom and services. Which way they go? Hangi yöne gittiler? Söyle oğlum. Söyle bu tarafa. Şuna yardım edelim ya. Vallahi yazık, günah be kardeşim. Yok be oğlum ya. Her zaman uğraşıyoruz böyle pisliklerle biz. Geri zekalılarla. Hangi konuda yardım ihtiyacım oğlum? Bak bu da yardım ediyor ya. Duydu konuşmayı. Kızım gel buraya. Hangi konuda şeyde ya, bu yeni yere gittik ya, başkente. Ya orada çok canım sıkıldı. Bir yayın dışı bir baktım, hatta gündüz kuşağında böyle bir şey yaptım. Bakayım dedim ya, bu kadar mı şey zor olur bir yer ya. Normal NPC'ler böyle içimden geçiyor benim. O silah vardı ya bir tane. O silah alma konusunda sana ihtiyacım vardı. Nasıl yaparım, nasıl ederim, bayağı bir çırpındım. Yapamadım, dedim akşam gelirse yardım alırım ki geldin, teşekkür ederim. Öyle. Neyse, şimdi Arthur'un hikayesine devam edelim. Şu adama yardım etmek istiyorum. Az önce köleli tüccar olan bir yaşlı adam vardı, onu yaptık. Daha doğrusu şerefsizin, hatta öldürdüm onu da. Köle tüccarı ama hayatım elimden aldılar falan diyordu ya. Bu hayatını elinden almak değil, bu iyi bir şey yani. Seni yok etmek iyi bir şeydi. Ardından bir tane zenci, siyahi bir adam, işte eşyalarını çalmışlar. Siyah olduğu için zulmetmişler diyelim. Şimdi onun arabasını alacağız, ona vereceğiz. Ki adam da böyle şeydi yani, çok naif bir adamdı ya. İşte kusura bakma, öyle mi yaptım, böyle mi yaptım, anladın mı? Adamı bayağı bir hırpalamışlar. Adam her konuda kendini ya kötü hissediyor ya. Çok kötü bir duygu. Bunu beraber yapalım. Olur mu şu şeyden sonra? Orayı açtığım zaman eller rengi. Bu arada dostlar, Twitch'e de bekleriz şu an. Canlı yayındayız. Prime'larımızda sahip oluyorum burada. Öyle. Twitch'e gelin yayınlarımıza. Neydi ha? Şu adamı bir yardım ediyor. Adam çok naifti ya. İyi bir adam yani. Nasıl bir hani iyilik yapmak istemesen böyle, kötü bir adam olsan bile ya yardım edersin böyle bir adam. Hadi artık şunu bir an önce bitirelim, sonra banka soygununa gideceğiz. Bilin görevini yapacağız. Bu oyunda hiç banka soymadım. Banka soy, tren soyduk bak. Defalar 2-3-4 kere mi ne tren soyduk. Kendi başımıza bir ile soyduk. Bir ilk hikayenin başında bir soyduk. İki. Başka da soymadık galiba. Şey, online ile karıştırdım. Online ile tren soymuştuk da bir görev var. Böyle şu adama yardım etmek iyi olacak. Geldik mi? Geldi. Ölmeyelim ha. Nerede var? Ölmedin mi sen? Öldün çık.
Biraz ilerleyelim şöyle. Cover almadan gidince kötü şeyler oluyor. O yüzden cover alacağım. Yok ya. Bitti galiba ha? Bitti artık, bir tık çık 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 çık. Bunları da alayım ben. Bir pomat momat versin ya. Dediğim gibi orada çok daralttı beni ya o başkent eldernekte. Yayınlarda oyun oynamanın en büyük keyiflerinden bir tanesi yardım alarak oynamak. Güzel oluyor. Güzel oluyor. Yardım etmek iyidir ya. Ben her zaman şöyle bir prensibim var. Birine yardım ettim zaman karşılık beklemiyorum ama karşı taraf hani bir şey yapmak isterse tek dediğim şey sen de birisine iyilik yap karşılıksız. Ondan isteyeceğin tek şey de karşılıksız başka bir kişiye iyilik yapması olsun. O zaman işler güzel oluyor. Arabayı bulduk. Güzel. Hadi şu arabayı götürelim çocuğa ya. Hadi doktora götürelim. Vay be. Adam işinin gücünde. Geri gel, geri gel. Şöyle yapalım. Tamam, döndük, döndük. Orada ben co-op yaptım. Tek başına sıkıntılıdır. Evet, tek başına bayağı sıkıntılı. Ya normal hani adamları öldürüyorum. 45-50 bin ruha da çıkıyorsun. Sıkıntı değil ama bir yerde yani o ruhlarına da sahip çıkamıyorsun. Çünkü adamları ruhunu almaya giderken bile öldürüyorlar. Orada bir şey, bir nüans var. Orayı yakalarsan güzel olacak da onu bir türlü yakalayamadım işte. Nereden? Çatıdan mı gitmem gerekiyor? Hatta o şey... Ulan NPC'yi mi öldürdüm lan ben? İyi, iyi kötü oldu. Aaa NPC'yi öldürdük. Aaa checkpoint'ten alsın. Tamam burada. Güzel birine geliyor orası hemen. Bugün bayağı çok geliyor ya. Bir şey yanlış yapıyorum sanki orada. Kalkan kullanamıyorum. Çok ağır kalkanlarım var. O dandik kalkanı kullanmak istemiyorum. Bir şey bulaşma artık. Kimseye bulaşma. Şu adamı verelim kaçalım buradan. Böyle temiz temiz gidelim. Süperi. Banka soygunu güzel olacak şimdi ya. Belli. Bu oyunda yaşaması çok güzel. Mesela bir yere gidiyorduk, hemen başka bir şey çıktı. Ne planladık, ne oldu? İlk boss'u mu diyorsun? Atlı boss'taki düşen kalkanın. Buna da bakarız. Evet, öyle bir sürü kalkanım var. Büyülüsünden normal. O şeydeki en son beraber öldürdüğümüz adamdaki kalkan çok güzel. Ama çok ağır. Bayağı. Şeye yüklenmem lazım benim. Taşıma kapasitesini yüksel. Kuvvet galiba. Sarı kalkanı diyorsun. Sarı kalkan. Evet, ben ona birazcık artı da basmıştım aslında. Dön işte. Heh. Geldik geldik. Adam orada bekliyor la. Gelin. Bakayım sevinecek mi? Şurada şurada. Bakın kim gelmiş. Beklemiyormuş tekrar görmeyi. I take it they aren't the only ignorant bullying clodhoppers in these parts. But I can live in glorious hope. It wasn't a trouble now, was it? Güzel lan adam ekmeğinde ya. It was a pleasure. Yeah. Let me give you something for your pleasure. Bize bir şey vermek zorunda değilsin oğlum.
How about this? Provide a man a tincture, he'll be well for a day. Teaching to make one, he might be well. Balıkla alakalı. I'll make sure to try and make this. Thank you. Thank you. It won't work for anything chronic, but you may not need it to. Well, if you see me on my travels and you're in need of something, make sure you. Bir şey ihtiyacın olsa bana gel diyor. Travel safe now. Taşıma için stamina gerekli. Stamina. Buna beraber bakalım. Hangisini? Oo, altın aldık. Şimdi hadi. Banka soygununa gidelim. Abigail de var da. At çok mu geride kaldı ya? At menzil dışında diyor ya. Allah Allah. Bir dakika, burada var mı şey? At. Maalesef yok. İşte atı ben niye çağırmadım ki? Arabayı çalsak. At da var da. Ne kadar uzakta? Bakalım. Üst, o kadar da gidemem ki. Bir tane at çalacağız beyler. At hırsızı olacağız. At nerede var burada? Ya. Kötü oldu bu ya. At da çalmak istemiyorum ya. Burada üstü olmak istemiyorum daha doğrusu. Buraya kadar gideyim belki gelir ya. Aa. Kahretsin. Buradan geçeriz ya. Oğlum uzakta nasıl olur ya? Oyunun güzelliği de burada işte. Unutmayacaksın. Silahlarına bakacaksın, atına bakacaksın. At da temizlik istiyor bu arada. Where's that horse got to? Çok uzak abi. Bir araba geçti, arabaya binsem beni götürüyor galiba. Taraf. Tarafa giden birisini bulmam lazım. O zaman güzel olabilir. Düşünsene şimdi bir araba gelecek. Ben ona diyeceğim ki beni o tarafa götürür müsün? Götürecek. Gelebilir mi acaba? Burada ne var? Ya ne oldu lan? Öleceğim, öleceğim. Koş. Dur lan, o değil. Tarafta. Gel kafana. Şerefsizlik bu ya. Benden ne istediniz oğlum? Tamam. Herhalde bittiler. Abi ne oluyor bir anda ya? Artur, ucu zırttık oğlum. 2 dolar. Saat. Benim terledi. Bu arada size tavsiyem bu pusat var ya, Monster pusat. Eskiden aldığım güzeldi de bu yeni yolladıkları çok kötü. Sakın bunu almayın. Böyle bir joystick almayın. Bunların atı yok mu ya? At da yok. Hadi. Var işte mire geliriz. Bir de yemek yesin Artur. Yürü. Burada bir ateş yanıyor da. Aslında çiftlikten alabilirim. Ama yakışmaz bize işte ya. Şey mi? Monster pusat mı? Ya ben de bir buçuk yıla kadar kullandım önceki joystick'imi. Moda Monster pusatta ilk versiyonu çok güzeldi. Şeyi aparattaydı o. Sonra ne oldu?
kendi kendine ileri tuşu takılıyordu. Mesela şöyle kendi kendine ilerliyordu. O yüzden gönderdim garantiyi. Sağ olsunlar ilgilendiler ama ikinci versiyon çok kötü. Yani ben servisiyle alakalı sıkıntı yaşamadım ama ikinci versiyon çok kötü. Çapraz analogtu benimki. Bu gönderdikleri yan yana analog. Ondan şikayetçiyim bir de. Bir de işte Bluetooth ya. Ufak böyle gecikmeler hissediyorum böyle, tamam mı? O can sıkıcı. Mesela adama nişan aldığımda şöyle hemen yukarı yapmam hassasiyeti çok önemli. İşte o çok güzel. O var ya, inanılmaz hızlı, hassasiyet konusu, her şeyle dört dörtlük. Maalesef onu bozduk ya. Onun aynısını gönderselerdi rahat 2 yıl götürürdü o beni. Mecbur buna kaldık. Şimdi bir şeyi düşünüyorum. MSI'nin bir tane şeyi var. Gamepad'i var. Onu düşünüyorum. O birazcık daha Xbox'a göre daha uygun. O yüzden. Evet, şarj konusunda 20 saatten fazla gibiydi o hatta. Neden? Bu 10 saat dayanıyor ve çabuk bitiyor elimdeki bu. Yeni gönderdikleri versiyon. Sakın almayın bunu. İlk versiyon güzeldi. Onu bozmayacaklardı ya. Küsür küsür. Emin sayın mı? Yok be, 600 lira. 600 lira civarıydı o ya. Deme be. Kayrın ne yaptın ya? Vallahi canımı sıktın şimdi. Bir bakacağım yayın sonrasında. Sana da bir baksana onu ya. Ütopya'da bir kampanya vardı sanki. Öyle hatırlıyorum. 690 lira mıydı? Deme ya. İki farklı versiyonu var onun aslında. Hangisine baktın? O joystick hayallerimi süsüyor benim ya. Çok pahalı her şey ya. Ne oluyor oğlum? Gelin lan. Onur niye düşüyor benim ya? Bakarım. Az önce yoktunuz burada ya. Neyse ben gidiyorum ya. Başım belaya sokmayacağım. Yürü yürü yürü. Tamam lan, sakin ol. Buradan kaçayım ben. Şimdi şerifler merifler gelir. Başımı derde sokarım. Sıkıntı. Bir banka soyacağız. Onu da yapamadık ya. Burada dur bakayım Arturum. Sıkıntı. Deme ya. 723 lira. Şeyinki ne kadar acaba? Xbox joystick var ya. O ne kadar acaba? Ama o da Bluetooth'ta. Onun da aparatını alman lazım. Tamam ben gidiyorum. Bir şey istemiyorum şimdi. Beni rahat bırakın yeter. Xbox'ınki de pahalı. İşte ben Bluetooth'u istemiyorum. Ben de aparat olsun istiyorum ben. Aparat olunca sıkıntı olmuyor. Deme deme. 1200 lira ne ya? Onlar ise bilmiyorum ben. Ben bunu aldım, işte gönderdiler, gittim bir tane 50 liraya Bluetooth aparatı aldım. Bir de ekstra ona para harcadım. Acaba ondan mı kaynaklı? Hafif gecikmeler falan var. Evet, aparatı 500 TL. 1700 liraya gelir o zaman. Orijinal canım, orijinal. Ya şunu söyleyeyim, joystick'te sakın böyle yan sana şu dandik bilinmeyen markalara gitmeyin çünkü bozuluyorlar. Garantisi olan bir şey. Mesela benim gamepad pusat bozuldu ya. Ya şimdi nereden baksan 500 lira küsür o. Şu beğenmedi benimdeki joystick. Yani o kadar etmez de maalesef o fiyatlar. Garantisiz ya da bilinmedik bir marka almış olsaydım 500 liraya çöpe atmıştım. Ya ne oldu? Adamlar beğendim beğenmedim. Adamlar sıfırını geri yolladı. Bakımı yapmıyordu bir dediler. O konuda tamam teşekkür ederim onlara ama. Ya böyle pahalı bir şey alıyorsan hani bir laf var ya ben zengin değilim abi ucuz mala para verecek kadar. Ya bir kere alacaksın tam alacaksın. Ya paranı biriktir bir şey yap. Mesela ikinci bir olay da yeni başıma geldi. Benim çocuk akıllı saat istedi. Gittim bu Watch 7 diye bir şey çıkmış. Orijinali alamadığım için çocuk ya anlamıyor 7 yaşında arkadaşından görmüş istedi derken. Gittim bir tane 390 liraya mı ne bir tane Watch 7 çakmasını aldım. Abi saate bakıyorum da çok dandik ya.
Amin amin cümlemesin yani. İki tane var bu arada. Alp Yaman'la Emir Tevfik. Çocuk isteyince kıramıyorsun işte. Uyuyalım da bir de konuşalım. Dur lan bil dur. Dur. Ya yayın yapıyorum da buradan bir şey inanın kazanmıyorum. Bu keyfe keder yapıyorum yani. Abonelerden işte Prime'larını istiyorum. İşte oradan gelirse bir gelir. İlk gelirimde zaten joystick alacağım. İnanın elektrik parasını falan karşılamıyor yani. 590-600 elektrik faturası ödüyorum bunu. Bu inan zevk işi ya. Trash olalım mı? Olalım. Tamamdır Kayrıncı. Bunu böyle yapalım. Tamam. Hadi. Uyuyalım şimdi. Güzel bir uyku hak etti Arthur ya. Ulan Vahşi Batı'da görevden göreve giderken bile başına bir şey gelmesi çok iyi ya. Uyu. Sabaha kadar. Böyle. Sabah iyidir, sabah iyidir Arthur. Kahve içeri sabah patlatırız. Abigail ile mi konuşsak Bill'le mi? Abigail Bill. Abigail ile konuşalım. Ne diyecek bakalım. Bir şey isterse iyi olur. Ama Bill görev. Yani bildiğin bank soygunu. Tamam mıyız? Tamamız. Abigail. Daha önce yemek var mı? Bakayım bir yemeği. Ulan herkes çıplak gibi geliyor bana şu an. Yemek yok. Kazan yok çünkü orada. Evet kazan yok. Abigail gel bakayım buraya. Hey, Arthur. Ne oldu lan? Jose and John are looking for you. They went out to the moonshine stash, said you knew where that was. They was planning a visit to the Braithwaite place, but John needs to do something for Dutch now, so Hosea wants you to join him instead. Hosea ve şey bizi çağırıyor. You're telling me. Kız dur. Thank you. Teşekkür ettik. Bakayım açıldı mı? Evet. Hosea ve şey bizi bekliyor. Öncesinde Bill'le konuşacağız. Bill'le o banka soygunu bugün yapacağız. Bill neredesin? Kardeşim Bill. You ain't gonna turn us in, are you? Bill neredesin koçum? Hosea'ya katılırız. Ha şurada lan. Neler? Banka soygunu için hazır mıyız? Konuşalım. Konuşması lazım. Talk to. Ne lan? Bil. Hadi dinleyelim. We got something cooking you might be interested in. Am I gonna like the sound of this? Been cooking since Horseshoe, but you went and kicked up all that commotion in Valentine. Now we was preparing to rob the bank there until you got involved in all that nonsense and I don't know, I just feel like it's unfinished business. That wasn't my fault. Aynen, bizim hatamız değil oğlum o. How come every time I get in trouble, I'm called a fool and an idiot? Sıkıntıya girince ben salak oluyorum ama sen olunca sıkıntı yok. Oo, övüyorlar falan. Very good point. Doğru söyleyebilir bu arada. Alright, well, what do y'all want me to do? Hit the goddamn bank with us. Ne istiyorsunuz benden? Bizimle beraber banka soyuyorlar. Four of us can hit the bank easy. Kolayca bankayı soyacağız işte ya. We'll be law if we linger. And if we're serious? No, just local boys being rounded up and pressed into action. Meaning? If we go in quick and quiet, hızlı ve sessiz gideceğiz. Güzelce soyabiliriz. If there's four of us, I mean. Y'all think it's worth the risk? It's a bank, Arthur. So? Is the take good? According to the fella I met, yes. It's the end of the stock sales. Plenty of money and plenty of people milling about. Bu dönemde bu banka bayağı dolu oluyormuş. Okay. Onu özettiğim yani. Hadi yapalım lan. Hadi. I'm gonna be performing. I better go get changed out of these rags. Give me a minute, gentlemen. Okay. So, Bill, this better be good. It is good. We put a lot of research into this one. I hope so. Mr. Banker. Ah, bu adamı hiç sevmiyorum. The debtor, Thomas Downs, apparently he's dead. Dead? Huh. Well, no, he didn't seem very well. His wife.
Borcu adam ödeyemedi. Öldüğü için karısı ve çocukları ne olacağız? Ya ne kadar şerefsiz lan bu adam. Tam bir tefeci. Hemen oha giyindik hemen. Standart suçlu kıyafeti. Bunu gördüyseniz vahşi batta kaçın yani. Hadi. Şimdi 2 saat konuşur bunlar ya. Şimdi Maker'ı bir kaldırayım da. Hadi bakalım. Banka soyacağız beyler. Arthur'la ilk banka soyalım. Şu planı anlatsana da bakayım hatasız neymiş. Her planda terslik olabilir. Yeter ki silahlar konuşmasın. Tam bir tahmin edici plan. Bayan Jones, bunu tanımayacaklardır. İşler nasıl halledir göstereceğim size diyor. Kaybolmuş kızı, küçük bir kız oynayacakmış. Dikkatli alınca biz de içeri gireceğiz. Kaç tane muhafız varmış. Bize kasaya gideceğiz. Onlar müşterilerle falan ilgilenecek. Biz kasa görevi bizde. Ben yaparım ya sen değil. Ben yaparım. O iş benim. Greylerle yaptığım anlaşmalardan bahsettim mi diyor sana şey taç. Ne iş yaptınız ki? Gördün mü? Farkında değilsin Morgan. Ben de senin gibi iş kovalıyorum diyor. Onlarla birkaç defa içki içti. Ekstra güvenlik arıyorlarmış. Öyle görünüyor. Yürüyün yürüyün. Kimseyle konuşmak istemiyorum. Hadi gidelim direkt gidelim. Hızlıca yapalım şu işi. Kız içeri girecek. Kaybolmuş kız oynarken içeri dalacağız. Dikkatleri dağılacak. Sonrasında zaten işi bitireceğiz. Ben kasaya bakacağım. Onlar diğerleriyle ilgilenecek. Doğru bak ne diyor. Tekrar buraya getirdiğine inanamıyorum ya. That's downright pathetic. I guess we went a bit beyond working it. We shot the place to hell. You did, Morgan. Not me. I played it cool up there. Couple of punch-ups. Dealt with some O'Driscolls. Ah, is that right? Like I said, you mess up, it's just one of them things. I mess up. I'm the prize idiot. Well, Bill... İleride hemen günah keçisi olduğundan şikayet ediyor. Yani işini ödedi, aptal gibi davrandığını söylüyor. Aynen öyle ya. Ne istiyorsun bizden? İşi ben yönetiyorum size. İşe bir başlayalım, işi kim yönetiyor anlarsın. Ben yöneteceğim diyor da planı. Bizi yanına çekmesinin ana sebebi şu yani. O iş yapınca, batırınca tukaka oluyor, aptal oluyor. Biz iş batırınca bize kimse bir şey söylemiyor. Yani hep bundan yakınıyor bir. Ama çünkü biz abiyiz oğlum. Biz Hosea'dan sonra geliyoruz. Dutch 1 numara, Hosea 2 numara. Biz de abi, Dutch baba, Hosea amca. Biz de abi rolündeyiz. Bu arada o adam ölmüş ve parayı biz... Şey yaptık ya, adam yüzümüze tükürdü. Kötü hastaydı zaten. Ama oğlundan ve karısından alıyor paraya. Statruis. Çok garip ya.
Gittiğimizde ben adamı dövmek istemedim, hastaydı hatta. Ama dövdük. Güzel bir şey. Şu manzaralara baksanıza ya, ne kadar güzel ya. Şuraya çıkın sol tarafa, tamam mı? Sol taraftan şu şehre bakın, inanılmaz bir görseli var. 2K'da 4K'da bakarsanız inanılmaz, tam bir portre, yani duvar kağıdı, wallpaper yapabilirsiniz. Neyse şimdi oyuna dönelim. Geldik sayılır. Bayağı uzun sürdü ya. Burası online'da benim başkentim, evim gibi bir şey yani. Valentine'ı seviyorum ben ya. Geldik. Sakin, sakin, kimseye bulaşmadan. Çok güzel yer ya. Baksana. Gerçekten muazzam bir kasaba. Günaydın, günaydın. Online'da az zaman öldürmedim burada ben. Okay. Let's leave the horses here off the main drag. All right, gentlemen. Beyler, işte. Okay. Hazır olun. Get ready. Bir silah kaldırsam mı? Pilini batıracaksın. Go to work. Karen, göster kendini. All right, keep it cool and follow me, fellers. Tamam. Burada iş Kieran'da. Hatta görevi buradan almıştık. İlk başta kızlar araştırma yapmıştı ya. Is it lost little girl you want or the drunken harlot? Kayıp kız rolü iyidir. I'd like to see the little girl lost. So even you long to save the fallen women, eh, Arthur? He'd break my heart. Oy, ne güzel rol yapıyor lan bu. Çok tatlı ya. You're ready, get going. Good luck, gentlemen. Tam film tadında değil mi? Hadi. Okay, we're going. Bekleyin, bekleyin. Wait till she's got him real down. Evet. Bak bak nasıl ağlıyor, nasıl rol geçiyor lan? Hadi. Yattan yere. Kapıyı aç, kapıyı aç. Ben kasa işi bende. Hadi lan. İçeri gir. Kasayı aç, kasayı aç. Çabuk, 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 çabuk. Hızlı lan. Hadi lan. Hadi hızlı. Hadi. Hadi. Açtı, açtı, açtı. Yürü git lan burada. I'm in. Someone come make sure the shoot behaves himself in here. Come here. Open the lock boxes now. Öğren şu kodu. The manager does that. I God damn it. Now what? Guess I'll crack them or blow them up. Keep an eye out. I'll be as quick as I can. Patlat, patlat, patlat. Okay. We gotta move before they blow. The law will be all over us. Hadi lan. Tek patlamada iş bitirmem lazım. Hadi. Niye seçtirtmiyor?
Dinamitler nerede? Where are you going? Allah Allah. Heh, çıktı. How much time you think we got? I don't know. Not much. Tek patlamada işi bitireceğim. I'll go check the front. I hear people out there. Me too. Boys, you need to move this along. Hey, watch him there. Don't worry. I see him. Bir tane kaldı ya. Hadi hadi. Niye patlamadı? Tamam. Topla topla Artul. Bir tane kasa kaldı ya. Olacak bu kadar. Hadi çıkmamız lazım. Şunu da al. İyi para topladık, iyi para topladık. Hadi, hadi çıkmamız lazım artık. 5000. Bu da alalım mı lan? Gentlemen, hurry! We seem to have some company. Last one. Good. We gotta move. Sorry, partner. Shit! Hurry up! I heard. Go on. Nasıl yapacağız lan? Aman be. Batırdık lan. Yok batırmadık, batırmadık. Almıyor ki. Almıyor, almıyor. Tamam. Yürü. Çok ağır hareket ettik ya. Şimdi kaçmamız lazım buradan. Hadi. Dışarı çıkarız, evet çıkacağız. Ne yapıyorsun ya? Dur bakalım. Ateş etmeyin, ateş etmeyin ben. Çekilin bayan, çekilin. Bitirin şu işleri. Sondaki adamı işaretleyemedim biliyorum. Hemen ona döneceğim. Ölmedin mi lan sen? Kaçmamız lazım. Eski joystick olsa bunların hepsini tekte alırdım. Hadi lan hadi lan hadi lan. Ne burada, burada. Değil, bu değil, bu değil, bu değil. Benim kız şu. Ölmeyin, ölmeyin. Aman be, aman be. İyiydi aslında, çok oyalandım, çok oyalandım. İşte eski joystick olsa hiç sıkıntı yaşamazdım. Nereden başlayacak? Nereden başlayacak? Olur. Ölmedin mi? Öldü, 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 öldü. Tamam. Bunları da temizle. Tamam. Öldüm sandım. Hadi lan! Ciddi mi biraz vursanız acaba? Hadi.
Tamam. Hadi beyler, hadi beyler. Adam ölmüyor ya. Yürüyün lan, yürüyün lan, hadi lan. Neredesiniz lan ha? Geliyorlar, geliyorlar. Yürüyün, yürüyün lan, yürüyün, hadi yürüyün, batırdınız işi. Ölü ya da diri, ölü ya da diri. Bunlar ölür şimdi ya. Soldan mı, nereden? Buradan. Öldü, 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 öldü. Geliyorlar, geliyorlar. Öldü, tamam. Soldan gelecekler. Sağdan da gelecekler. Yürü lan, yürü. Şurada, şurada, şurada. Side vurun, evet ya, birazcık tık side vurun. Ya bir banka soygunu yaptık ya. İki para kaldırdık da son kasayı alamadım ya, o biraz canımı sıkmadı değil. Geliyorlar, geliyorlar. Öl artık. Yürüyün, yürüyün, hallettim ben. Şuradan gelecek. Atı gördüm, atı gördüm. Gelmiyor artık. Kimse ölmedi, kimse ölmedi. Hızlı 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 gelen var mı? Bir tren geliyor. Yürü lan. İşte bu. Kapağı da buldum, burası güzel oldu. Harika. Atlattık. Paraya para demedik. Para sorumuz kalmadı. Para sorumuz. Teşekkürler beyler. Aptalca ve tehlikeliydi. Teşekkürler bir. Hayattayız değil mi? İyi para kaldırdık. Daş sevinecek. Eğlenceliydi ya, harbiden öyleydi. Tek sorun bir kere ölmemdi. Hadi kaybolun burada. Başka işlerim var. Kampa gitmeyin. Takip edilmenizden emin olun. Takip etmesinler, gebertirim. Vay vay vay. Şimdi diğer çiftlikteki işi halledeceğiz. Sonra kampa döneceğiz. Değil mi? Evet, para yok, para yok. Şu anda parayı bilmiyoruz. Ama şu işi halledersek iş tamamdır. Vay vay vay, güzel soygundu. Bile bak ben, aslında Bil değil. İlk mesela bölümde oraya gittik ya, kızlarla beraber. Kızlar dağıldı böyle, iş aradılar. Bir tanesi bir eve girmişti, tren soygunu söylemişti. İşte güzel kızların olduğu, işte zenginlerin olduğu bir trenden bahsetmişti. Bir tanesi de bundan bankaya işte hasat döneminde güzel paraların yattığını onu söylemişti ve başardık. İki kızın görevini de yapmış olduk böyle. Bir tane kaldı. Kampta doktorun, Valentine'daki doktorun ofisinde bir şeyler oluyor demişti. Bir ona bakacağız sonra. Ama öncesinde şu hasta adam ölmüş. Onun karısından ve çocuğundan parayı alacağız. Hadi bakayım. Sonra gider şeyi öderiz. Bantıyı öderiz. Bantıyı ödedikten sonra da kampa geri döneriz. Hadi bakalım. Güzel bir görev oldu aslında. O treni de kapakla içimi düşünüyorum. Başka var mıydı öyle böyle çok görsel güzel bir şey? Hatırlamıyorum.
kamptan çıktığımızda atlarla beraber belki orası olabilir ama o kadar şey cezbedici değil ama tren öyle değil. Tam böyle vurguluk bir yer. Yanlış gidiyoruz bu arada. Buradan yukarı. Niye? Niye çıkartmıyor bizi buradan? Çıkarız biz ya Arthur. Hadi. Evet çıktık. Vay be. Bile bak. O son kasayı patlatmam lazımdı ya. Siz oynarsınız benim yaptığım hatayı yapmayın. Eve geldik. Evet üzücü bir. Burası. Toparlanıyor mu bunlar? Toprağı bile kurumadan diyorsa geldin diyor ya. Kocam parayı alırken biliyordu kuralları. You had a choice. You speak as if killing was something I cared about. You ever wonder about eternity? You should. I hope it's hot and terrible, Mrs. Downs. Otherwise, I'll feel I've been sold a false bill of goods. Now, please, give me that money. Parayı getirin. Either you got a lazy eye or lack of respect. Saygısızlık yapıyorsun bana da o şekilde bakarak. Gözlerimde problem var. Senin gibilerde saygım var. When your mother's finished mourning your father. I'll keep her in black on your behalf. You think on that boy? Bunu düşün evlat. İstersen de seni de bir yer tutabilir. Umarım kurallara uyarsın. Çünkü dediklerine yazık. İntikam aptalların işidir. Next to godliness, isn't it? That's cleanliness. I'll have to take your word on that. Good day. İntikam aptalların işidir. Vay be. Banka görevine sevindim ama bu şekilde bir para toplamak da üzdü be Arthur. Niye böyle bir şey yapıyoruz ki? Biz böyle bir adam mıyız? Parayı alırken kuralları biliyordu. Öldüyse borç mirasçılara kalır. Bizim para ihtiyacımız yok ya. 10-20 dolarla bizim bir işimiz yok. Evet. Ama yapacak bir şey de yok. İş iştir. Geldik kampa beyler. Neyse. 15 bin dolar. Çete payı 7500. Senin payın 1850 dolar. Neyi yanlış yaptık? Bütün kasaları yağmala. Yanlış yapamadık. 5 kan adamını atlara kaçarken tam kafalarına vurdum. Yaptım bunu ama ya. Tam siftine bize de tamam. En az birbirine isabetle oyna. Bunda başka bir sorun var bende. Buna inanmayın. Ben hepsini yaptığımı düşünüyorum. Sadece kasayı yapmadım. Vay be. 2460 dolar. Hosea'nın görevi var. Yemek yiyelim. Şu kasayı bırakayım şu parayı. Derste klasik müziğini dinlesin tabi. Lan yürü git. Bir yanıtı falan yok bende. Bu devirde bu şekilde müzik dinlemek çok lüks bir şey bu yani. Bize övüyor bu arada. Konuşma yapıyor bir dakika. They remembered to rob the goddamn bank in Valentine.
Geri kalanımız kaytırıyor. Onlar banka soygunu hatırladı ve banka soygunu yaptı diyor. Onuru unutmayın diyoruz ama hasta bir adamın ailesinden parayı aldık yani, ölen bir adamın. Helal olsun size diyor çocuklar. Kutlamayı hak ettik bence bu banka soygunu. İyi akşamlar Arthur. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Yok mu şöyle bir oturmamız? Şimdicik de gidip bölümü bitirelim dostlar. Sağda şimdi takipçiler ve aboneler çıkacak. Umarım siz de abone olur, beğenip ve takip ederseniz. Üstte iyi kartlar çıkacak. Arthur'un hikayesine ve bana destek olmak istiyorsanız ne yapacağını da biliyorsunuz. Umarım bölümleri beğenirsiniz. Bölümü üzdü biraz ya. Şu adamın ailesinden parayı almak, şu şekilde bitirelim mi? Bitirelim. Kampa bakalım ya da. Dostlar iyi ki varsınız. Bölüm 23'ten bu kadardı. Bölüm 24'te Arthur'un hikayesine görüşürüz. İyi ki varsınız diyorum. Bye bye.